Evet, değerli hemşehrilerim, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sık sık canlı yayınlarla huzurlarınıza geliyoruz. Bugün de gerçekten sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir projemizin başladığının müjdesi için bir aradayız. Bu vesileyle de tekrar cumanızı hayırlıyorum. Hayırlı cumalar olsun. Görmüş olduğunuz bu makinalar çamaşır makinesi oluyor. Espriyle de başlayabiliriz. Ve bu makinalar bundan sonra bizim hemşehrilerimizden ya da dışarıdan şehrimize gelen Hitit Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimize, kardeşlerimize hizmet edecekler ve ediyorlar. Bir taraftan ütüsüyle, bir taraftan çamaşırhanesiyle özel bir alanı üniversite öğrencilerimiz için hususen oluşturduk. Ve üniversite öğrencilerimiz bize emanet, özellikle şehir dışından gelen öğrenciler, aileleri, öğrencilerimizi bize emanet ediyor. Çorum Belediyesi olarak da biz bu emanete, tüm emanetlere sahip çıktığımız gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ve bu yıl yeni bir hizmetimizi başlattık. Bunu daha önce ilan etmiştik ama fiili olarak da artık üniversite açıldı. Üniversite okuyan kardeşlerimiz çamaşırlarını yıkamak için zaman harcamasınlar, çamaşırlarını yıkatmak için para harcamasınlar. Gelsinler bizim iki noktada şu an itibariyle oluşturduğumuz yerlerimize gelmek suretiyle biz onların çamaşırlarını yıkayalım, kurutalım, ütüleyelim, poşetleyelim ve kendilerine tertemiz bir şekilde verelim. Bu hizmeti başlatmış olduk ve bunlardan bir tanesi bizim çok dua aldığını düşündüğümüz refakatçi misafirhanesinde. Refakatçi misafirhanesi bir taraftan şehrimize dışarıdan gelmiş olan hastane köşelerinde, banklarda yatmak zorunda kalan geçmişte kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi, hasta yakınlarımızı gönül huzuruyla misafir ettiğimiz, hakikaten şehrimizin de bu vesileyle çok dua aldığı bir hizmetimiz ve şu ana kadar da binlerce hasta yakını, refakatçi, hasta burada misafir ettik ve onların dualarını hemşehrilerimiz adına aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bu güzel yer, refakatçi misafirhanesindeki bu özel bölümde üniversite öğrencileri için ayarladık. Çünkü burada hastanenin hemen karşısında, hemen hastanenin üst tarafında yurtlar bölgesi, KYK yurtlarımız burada, öğrenci hareketliliği burada, yoğunluğu burada, binlerce öğrenci. Buranın hemen 300-500 metre etrafında kalıyor, KYK yurtlarında kalıyor. Gerek KYK yurdunda kalan öğrencilerimiz, gerek diğer yurtlarda kalan öğrencilerimiz, gerekse evlerinde kalan öğrencilerimiz, Hitit Üniversitesi öğrencisi kimlikleriyle beraber geldikleri zaman kendilerine çamaşır yıkama talep formunu dolduruyoruz. Bu formda neler bırakmışsa, kaç parça bize kirli giysisini bırakmışsa, bunlar temizliyoruz, kurutuyoruz, ütülüyoruz ve poşet içerisinde de tekrar çamaşır teslim formuyla da bunların bir tanesi bizde, bir tanesi öğrencide kalıyor. Bunları teslim ediyoruz. Hakikaten güzel de bir sistem kurulmuş oldu. Ve refakatçi misafirhanemize biz özellikle çevrede bulunan KYK yurtlarımızda ve diğer öğrencilerimizi bekliyoruz. Çamaşırlarını yıkayacağız. Herhangi bir ücret almadan tamamen ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerin bize emanet olduğu şuuruyla onlara hizmet edeceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bu anlamda da Çorum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir hizmeti başlattık. Ve bununla beraber bu yıl üniversite öğrencilerimiz ve diğer tüm öğrencilerimiz için çok özel uygulamalar yaptık. Okulların açılmasıyla beraber 5000'e yakın birinci sınıf öğrencimizin çantasını, kırtasiye malzemelerini, defterini, her türlü ihtiyacını masasına hamdolsun koyduk. Çorum merkezde oturan tüm birinci sınıflara ayırdım yapmaksızın bu hizmetimizi gerçekleştirdik. Bu belediyemizde sosyal belediyecilik hizmetlerimiz bağlamında ilk bir uygulamaydı ve çok güzel de karşılıklar buldu. İkincisi, ulaşımın tamamen Çorum Belediyesi'ne geçmesiyle beraber. Bunun altını çiziyorum. Şu an toplu ulaşım tamamen Çorum Belediyesi'ne geçmiş durumda ve biz kamulaştırdık. Birçok belediye özelleştirmek noktasında bir şeyler yapmaya gayret ederken biz hizmet kaliteli olsun, hemşehrilerimiz kaliteli toplu ulaşım hizmeti alsın diye tamamını kamulaştırdık ve şu an itibariyle de otobüslerimiz, halk otobüslerimiz sarıya boyanmaya da devam ediyor. Rengini de değiştirelim istedik çünkü bütün mantaliteyi değiştirdik, hizmet kalitesini değiştirdik, şoförlerimizle ilgili çalışmalar yaptık, eğitimler veriyoruz. Buradaki bütün amacımız müşteri memnuniyeti, hemşehri memnuniyeti daha doğrusu ve hemşehrilerimizin toplu ulaşımı sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde kullanmaları ve çok kısa süre içerisinde de bu alanda da çok önemli bir mesafeyi kat ettik. Ama asıl söylemek istediğim şu, öğrenciler için kısmına gelirsek
Biz geçmişte firmadan abonmanla ilgili taleplerimiz oluyor. Firmada zarar ediyoruz diyor idi. Biz kar zarar gözetmiyoruz. Hemşehri memnuniyeti, öğrencilerimizin memnuniyeti artırmak adına abonman sistemini geçtiğimiz haftalarda başlattık. 60 biniş 175 lira, sınırsız biniş öğrenciler için 250 lira olarak belirledik ve şu an itibariyle de bugün aldığım bilgilerle 3000'e yakın öğrencimiz abonman sistemine kaydına girdi ve şu an 3000'e yakın öğrencimiz öğrenci abonman sistemimizi kullanıyor. Bu da rakamda şunu gösteriyor. Hakikaten buna ihtiyaç varmış. Hakikaten biz doğru bir şey yapmışız. Ve biz de buradan şunu da ifade edeyim. Doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Gerek bu öğrencilerimizin çamaşırlarının yıkanması, ütülenmesi, ücretsiz bir şekilde bunun gerçekleştirilmesi hizmetimiz. Gerek bu abonman sistemimizde yeni bir anlayışı şehrimizde sosyal belediyecilik anlamında yeni bir level'ı yaşatıyoruz hemşehrilerimize. Bundan sonra da bu tür projelerimiz artarak devam edecek. Çünkü biz gülen hemşehriler istiyoruz. Gülen öğrenciler, yüzü gülen öğrenciler istiyoruz. Ve yüzünü güldürmek için de hemşehrilerimizin elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Ben çamaşırhanelerimize tüm öğrencilerimizi bekliyorum. Onların gelmeleri durumunda onları bizim güler yüzlü personelimiz karşılayacak. Ve sanki bir abla şefkatiyle, sanki bir anne şefkatiyle karşılayacaklar ve onların anneleri gibi bütün o işlemlerini yaptıktan sonra o anne şefkatiyle de tekrar onların kıyafetlerini kendilerine teslim edecekler. Bir tanesi Refakatçi Misafirhanesi'nde, bir tanesi de Buhara Kültür Merkezi'nde. Çünkü rektörlüğümüz oraya yakın, kampüs oraya yakın, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, orada da bir öğrenci hareketliliği söz konusu. İki nokta, birisi Buhara Kültür Merkezi, bir tanesi Refakatçi Misafirhanesi. Öğrencilerimiz kirli kıyafetlerini, giysilerini bu iki noktaya getirmek suretiyle tertemiz, mis kokulu bir şekilde geri alacaklar. Bu hizmetimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hemşehrilerimizin, bizi izleyenlerin cuma gününü tebrik ediyorum. Rabbim huzurla, mutlulukla yeni cumalar nasip etsin. Tabii şunu da söylemeden ifade edemeyeceğim. Bu vizyon Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu. Bunları biz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıyoruz. Bu anla yaptığımız her güzel işte mutlaka Cumhurbaşkanımızın bir desteği, bir katkısı söz konusu. 2023'te de Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destekle devam diyoruz. Çorum'dan da inşallah 2023'te çok güçlü bir desteği değerli Cumhurbaşkanımıza da vereceğiz. Herkesin cuması mübarek olsun, hayır olsun, geleceğimiz aydınlık olsun.